Efendim bu gece benim hayatım açısından da son derece anlamlı bir gece. Gençlerle buluşuyoruz. Keşke mümkün olsaydı daha geniş bir ortamda çok sayıda gençle beraber olabilseydik ama o günlerde mutlaka gelecek. Belediye başkanımız gayet güzel bir konuşma yaptı. Sayın Başkan, öncelikle sizi yürekten kutluyorum. Nedeni şu, sadece gençlere değil, Balçova'da yaşayan herkese sahip çıkıyorsunuz. Burada izlediğimiz kısa filmde bunu bütün ayrıntılarıyla bir şekliyle bize gösterdiniz. Ayrıca yanınızda oturan Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ona da yürekten teşekkür ederim. Siz Balçova'yı, o bütün İzmir'i kucaklıyor. Sevgili gençler, aslında hayatın önemli adımlarını atacaksınız üniversiteye başladığınızda. Farklı bir dünyayı göreceksiniz. Sorunları en az bizim kadar biliyorsunuz. Ya komşularınızdan, ya arkadaşlarınızdan, ya dostlarınızdan herhangi bir şekilde sorunları biliyorsunuz. Sizden istediğim sadece bir şey var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bazen gençlerimiz üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gidip orada çalışabilirim, daha iyi olanaklar sağlayabilirim diye düşünüyorlar. Size sözüm söz. Türkiye'de yaşanacak ve çalışacak ortamı sizlere sağlayacağım. Bundan kesinlikle emin olmanızı isterim. Eğer bizim babalarımız, eğer bizim dedelerimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nı en zor koşullarda verdilerse ve bu güzel Türkiye'yi bizlere ve sizlere armağan ettilerse bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Sizler üniversitede okuyacaksınız. Hayatı bizden daha iyi sorgulayacaksınız. Dünyayı bizden daha iyi gözlemleyeceksiniz. Teknolojiyi bizden daha iyi kullanacaksınız. Ve Türkiye'yi bizden daha hızlı büyüteceksiniz. Ve demokrasiyi, ve sevgiyi, ve dostluğu kesinlikle birlikte Türkiye'ye getireceğiz. Bunu göreceksiniz. Kavgayı değil, hoşgörüyü getireceğiz. Sevgiyi getireceğiz. Kimsenin kimliğini, kimsenin inancını, kimsenin yaşam tarzını sorgulamayacağız. Bu ülkede beraber huzur içinde yaşayacağız. Sizi ayrıştırmak isteyebilirler. Kavganın ortasına çekmek isteyebilirler. Sağduyuyla hareket edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Her düşünceye saygı göstereceğiz. Ve göreceksiniz ki Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Her sorunu rahatlıkla çözebiliriz. Onlar 19 yılda yurt sorununu çözemediler. 19 yılda. Benim sadece sizlere değil, benim bu ülkenin halkına sözüm var. Değil 19 yıl. Bir yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir yılda. Bir ülke kaynağını öncelikle çocukları için harcar. Asıl para harcanacaksa geleceğimiz olan evlatlarımız için harcanması lazım. Biz bunu yapacağız. 19 yıldır çözemediler. Sizin abileriniz var. Onlar üniversiteyi bitirdiler. Yüz binlercesi işsiz. Yüz binlercesi. Bazen sokaklarda kameraların önüne çıkıyorlar. İşsiz oldukları için şikayet ediyorlar. Geçinemediklerini söylüyorlar. Zor koşullarda yaşadıklarını söylüyorlar. Yandan bir dayı fırlıyor. Göster diyor cep telefonunu. O atarlanıyor. Bugün devleti yönetenler de aynı pozisyondalar. Size
yaşanacak bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Birlikte yaşayacağımız, birlikte mücadele edeceğimiz, birlikte güçlü olacağımız bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Abilerinizden Kredi Yurtlar Kurumu'ndan borç alanlar oldu. Kredi alanlar oldu. Ve bunların büyük bir kısmı işsiz. Şimdi icra memurları geliyor, paraları verin diyorlar. İş yok ama para istiyorlar. Bunların faizlerini kesinlikle sileceğiz. Kesinlikle iş başı yaptıktan sonra sadece ana paralarını geri alacağız. Ve biz sizlere huzur içinde yaşayacağınız bir Türkiye yanında iktidar sahiplerini özgürce eleştirebileceğiniz bir demokrasiyi de vaat ediyoruz. Rahatlıkla eleştirebileceksiniz. Korkmadan eleştirebileceksiniz. Acaba bir tweet atarsam polis sabahın köründe gelip evime basar mı? Hiçbir polis sabahın köründe attığınız tweet dolayısıyla, yaptığınız konuşma dolayısıyla kapınıza gelmeyecek. Eğer bir kişi sabahın altısında zili çalacaksa diyeceksiniz ki zili duyarken sütçü geldi herhalde zili çaldı. Evet. Böyle bir Türkiye inşa edeceğiz. Birlikte yapacağız. Gençlerimizin büyük bir kısmı üniversiteyi bitirdi ve işsiz. Hiç meraklanmayın gençler. Kesinlikle bütün motorları maviliklere süreceğiz. Kesinlikle. Ve sizden bir şey istiyorum. Çalışın. Anneleriniz büyük umutlarla sizi üniversiteye gönderiyor. Çalışın. Başarılı olun. Her başarı Türkiye'nin başarısı demektir. Vereceğiniz, göstereceğiniz her başarı Türkiye'nin kalkınması demektir. Bizim görevimiz de sizin bu başarılarınızı çalışacağınız alanlar yaratarak büyütmek olacaktır. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Belediye başkanlarımız sizlere hizmet verirken engeller çıkardıklarını biliyorum. Soruşturma açtıklarını da gayet iyi biliyorum. Ama gençler sizlere sözüm var. Onların feriştahı gelse yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Kararlıyız. Dönmeyeceğiz. Efendim sizi birkaç dakika burada tutabilir miyim? Çünkü değerli konuklar, az önce